Bismillahirrahmanirrahim. Kalplerin Keşfi kitabından 35. bölüm. Allah'tan Başkasını Dost Edinmek allah Teala şöyle buyuruyor. Talimlere meyletmeyiniz. Aksik takdirde size ateş dokunur. Hud Suresi 113. Ayet Müfessiz, Müfessirlerden biri bu ayeti şöyle tefsir etmiştir. Bütün dil alimleri, rükun kelimesinin az olsun çok olsun fark etmeksizin kayıtsız şartsız meyil ve sığınma olduğunda hem fikirdirler. Abdurrahman bin Zeyd der ki, burada rükün yardakçılık etmektir. Bu da kafirlerin küfrüne karşı çıkmamaktır. İkrime onlara karşı yapmacık davranmayın ayetinden açıkça anlaşılan husus, müşriklere ve günahkar Müslümanlara yakınlaşmak, meyletmekten tamamen kaçınılmasıdır. Yasak genele şamildir demiştir. Neysebudi tefsirinde der ki, muhakkiklere göre ayetteki yasaklanır rükünden maksat, zalimlere zulmünden memnun olmak, onların gidişatını güzel göstermek, başkalarına karşı ölmek, onların zulümlerine herhangi bir şekilde ortak olmak demektir. Buna göre bir zararı uzaklaştırmak ya da bir yarar sağlamak için zalim yetkililere başvurmak bu ayetin kapsamına girmez. Neyse Muri diyor ki, bence bu görüş geçim ve ruhsat yoludur. Hakvanın gereği ise o zalimlerden tamamen kaçınmaktır. Ayet-i de şöyle buydur: Allah kulla yetmez mi? Zümer Suresi 36. Ayet Ben de derim ki Neysabiri doğru söylemiştir. Zalimlere meyletme maddesini kökünden kesmek en doğrusudur. Bu konuda bu zamanlarda iyiliği emretme, kötülüğü yasaklama tam mümkün olmuyor. Tabii ki zalimlere meyletmede nice aldanma ve aldatmalar olur. Bazı yönlerden davranışları zulüm sıfatını kazananlara belli belirsiz meyletmek İnsan ateşe sürüklüyorsa zulme haksızlığa batmış kimselere tamamen bel bağlamak, onlara katılmak, yağcılık yapmak, samimi dostluklar kurmak, kötülüklerinde de beraber hareket etmek, verdikleri nişan ve rütbeleri takınmaktan gurur duymak, onların geçici saltanatının parlaklığına kamaşan gözlerle bakmak, gerçekte buğday başağından daha hafif ve sivrisinek kanadından daha güçsüz oldukları halde geçici olarak ellerinde bulunan ihtişama imrenmek, eğer tüm bunlar böylesine yürekten taraftar olmaktan meydana gelmiyorsa, bunlar hakkında ne demeli? Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruluyor. İsteyen de, isteren de aciz kaldı. Haç Suresi 93. Ayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kişi dostunun dini üzerinedir. Her birinizin her biriniz kimi dost edinine baksın. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki iyi bir sohbet arkadaşı disk taşıyana benzer. Sana bisk ikram etmese de kokusunu alırsın. Kötü sohbet arkadaşı körük çekene benzer. Ateşi seni yakmasa da dumanı bulaşır. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Allah'tan başkalarını dost edinenler ağdan yuva yapan örümcek gibidirler. Oysa ki eğer bilseler hiç şüphesiz örümcek yuvası yuvaların en çürüğüdür. Peygamberimiz sallala, sallallahu, aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kim ki bir zengine zenginliğinden dolayı saygı gösterirse onun dininin üçte birisi gider. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem günahkar övülünce Rab gazaba gelir ve arş titrer buyurmuştur. Allahu Teala buyuruyor ki o günde biz herkesi kendi önderleriyle çağıracağız. İsra suresi 71. ayet çağrılacak yer Arasat meydanıdır. Bütün insanların kendisiyle çağrılacağı öneri belirlenmesinde tefsir uleması ihtilaf etmişlerdir. İbn Abbas ve onunla aynı görüşte olanlara göre yukarıdaki ayette geçen imam ifadesi herkesin amelinin içinde bulunduğu kitap veya defter anlamındadır. Yani her kişi kendi amel defteriyle çağrılır. Bu görüşü şu ayet-i teyit etmektedir. Amel defteri sağından verilenlere gelince Hakka suresi 19. ayet. İbn-i Zeyd diyor ki, ayetteki imamdan maksat indirilen kitaptır. Zira ey Tevrat ehli, ey İncil ehli, ey Kur'an ehli diye hitap edilir. Mücahit ve Katade şöyle demişlerdir. İmamlar peygamberlerdir. Zira denilir ki, İbrahim'e tabi olanları getirin, Musa'ya uyanları getirin, İsa'ya uyanları getirin, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem uyanları getirin. Ali bin Ebi Talib der ki, İmamla Murat kendi çağlarının önderidir. Her asrın insanları kendi önderleriyle çağrılır. Zira bu insanlar onların emirlerini uygulayıp yasaklarından kaçmış kaçmışlardır. İbni Ömer'den sahih olarak rivayet edilen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Allah öncekilerle sonraki ümmetleri bir araya topladığında her gaddar namına bir sancak dikilir ve fe, dikilir ve filan oğlu filanın gaddarlığına işaret olarak dikilmiştir denilir. Tirmizi ve diğerleri Ebu Hureyre'den rivayet ettikleri bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti şöyle tefsir etmiştir. Onlardan biri çağrılarak kitabı sağından verilir. Boyu 60 arşın olarak uzatılır. Yüzü beyazlatılır. Başına inceden bir taş giydirilir. Adam hemen arkadaşlarının yanına koşar. Uzaktan onu görürler ve şöyle derler. Allah'ımız bu adamı bizim yanımıza getir. Onu hakkımızda hayırlı eyle. Adam yanlarına varınca onlara müjdarır olsun. Hepiniz ayrı ayrı benim gibi olacaksınız der. Kafirleri gelince yüzü simsiyahtır. Boyu Hazreti Adem suretine göre 60 arşın uzatılır. Ona da bir taş giydirilir. Arkadaşları görür ve onlar bunun şerrinden Allah'a sığınırız. Bu adamı bizim yanımıza getirme derler. Ama adam onların yanına gelir ve Allah uzaklaştırsın. Hepiniz bu kulağa gireceksiniz der. allah Teala şöyle buyuruyor. Yeryüzü şiddetli sarsıntıyla sarsıldığı zaman, yeryüzü bütün ağırlıklara dışarı çıkardığı ve insan buna ne oluyor dediği zaman, o gün yeryüzü bütün haberini söyler. Çünkü Rabbi ona öyle vahyetmiştir. Zilcan Suresi Allah kendisinden razı olsun İbn Abbas, bu ayetteki yeryüzünün haberlerinden baksadın altınlığın hareket etmesi ve altında ölülerden ve hazinelerden ne varsa dışarı çıkartması olduğunu söylemiştir. Ebu Hureyre'den rivayet edilen bir hadisi şerife göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. O gün yeryüzü haberlerini söyler. Biliyor musunuz yeryüzü haberleri nelerdir? Sahabe-i kiram Allah ve Resul en iyi bilir dediler. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her bir köle ve cariyenin üzerinde yaptığını haber vermesidir buyurmuştur. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Yeryüzünden korunuz. Zira o annenizdir. Zira o iyi ya da kötü üzerindeki herkesin yapmış olduğu amel haber verir. Yani üzerinde yapılan her şeyi haber verir.